Tepki masalarının toplanabilirliğinden bahsedelim şimdi sizlere. Hess yasası diğer adı. Evet, kimyasal bir tepkimenin entalpi değişimi, ara basamakların entalpi değişimlerinin toplamına eşittir. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar, Hess yasasındaki ifade şu: tepkime ısılarının toplanabilirliği. Hess yasası entalpi değişimlerinin sadece reaksiyona girenlerin ve ürünlerin entalpisine bağlı olduğunu, ara basamaklara bağlı olmadığını belirtir. Hess yasasına göre bir tepkime ters çevrildiğinde delta H'in işareti değişiyor. Tepkime herhangi bir katsayıyla çarpılır ya da bölünürse delta H değeri de o sayıyla çarpılır ya da bölünüyor. Tepkimeler taraf tarafa toplanırsa delta H'lar da toplanır diyoruz arkadaşlar. Şimdi tepkime entalpisi maddenin fiziksel hallerine bağlıdır. Alttaki cep notunu inceleyecek olursak mesela suyun katı, sıvı, gaz hallerinin entalpi değerleri verilmiş. Dikkat edecek olursak en küçük değeri entalpinin katı hali. Eksi 291,5 kilojul. En büyük ise gaz halinin entalpisi. Hemen öğretici örneğimize bakalım arkadaşlar. Burada tepkime entalpisi verilmiş. Hidrojen gazıyla oksijen gazının tepkime girmesi neticesinde su oluşmuş. Bu bir yanma tepkimesi. Biz zaten yanma tepkimesi olduğu için delta H'in işaretinin negatif olması gerektiğini nedir? Biliyoruz arkadaşlar. Delta H'ımız neymiş? Eksi. Eksi 285,8 kilojoul. İstenilen tepkimeye bakalım hemen arkadaşlar. İstenilen tepkime, bana verilmiş olan tepkimenin tam tersi. Bakıyorum başka bir farklılık var mı? Evet, bir de tepkime ters çevrilmiş. Tepkime ters çevrilmiş. Bir de ne yapılmış arkadaşlar? 2 ile çarpılmış. O zaman ben bu işlemlerin aynısını delta H'a da uygulayacağım. Nasıl uygulayacağım? Tepkimeyi ters çevirdiğim zaman delta H'ımın işareti ne olacak arkadaşlar? Artı 285,8 kilojül olacak. Bir de tepkime 2 ile çarpıldığı için ben ne yapacağım arkadaşlar? Bunu 2 ile çarpacağım ve bu benim elde edeceğim sonuç delta H'im olacak. Hemen çarpalım. 8 çarpı 2 16 elde var. 1 10 11 1 elde 16 17 1 elde ne yaptık arkadaşlar? 571,6 kilojüldür diyoruz benden istenilen tepkimenin sonucu. Örnek 14'e baktığımızda hidrojen gazı flor gazı ile tepkimeye girmiş, 2HV oluşturmuş. İkinci basamakta ise hidrojen gazı oksijenle tepkimeye girmiş, 2H2O. Şimdi tepkime ısılarının toplanabilirliğinde, yani Hess yasasında bana verilmiş olan tepkimeleri taraf tarafa toplayıp, işte tepkimeyi ters çevirmem gerekiyorsa ters çevireceğim. Herhangi bir sayıyla çarpacaksam ya da böleceksem o sayıyı delta H'ı da aynı işlemleri yapmak zorundayım. Şimdi aslında ifade şu: İstenilen tepkimeyi verilen tepkimelerden elde etme olayı. O zaman ne yapacağız? Bakacağız. İstenilen tepkimedeki girenler ve ürünleri kontrol etmem lazım. Hemen tepkimeye bakıyorum. 2 flor gazı 2H2O 4HVO2 gazına dönüşmüş. Bakıyoruz şimdi istenilen tepkimede flor nerede arkadaşlar? Girenlerde. Verilen tepkimede nerede? Girenlerde. Sonrası yapacağım işlem, acaba katsayıları aynı mı? Benden istenilen tepkimede florun katsayısı 2 iken verilmiş olan tepkimede nedir arkadaşlar? 1. O zaman ne yapıyorum? Birinci tepkime 2 ile çarpılır diyorum. Birinci tepkime 2 ile çarpılır. Ben birinci tepkimeye 2 ile çarpıyor isem arkadaşlar ne yapacağım? Delta H'ın işaretine herhangi bir değişiklik olmayacak. 2 çarpı delta H1 diyeceğim. Öyle mi? Hemen işlemini yapalım. 2 çarpı eksi 542. Sonuç kaç çıkacak? Eksi 1084. Bu birinciden elde edeceğim işlem. 1084 kilojül. İkinci tepkime için bakalım. İkinci tepkime de ya da şöyle diyelim. İstenilen tepkime de ki maddemiz H2O. H2O'ya baktığım zaman H2O'yu ben ikinci tepkimeden elde edebilirim. Yalnız bende H2O istenilen tepkimede girendeyken bana verilmiş olan da ise üründe. O zaman ne yapmalıyım? Tepkime ters çevirmeli. Yazıyorum. İkinci tepkime ters çevrilir. Acaba herhangi bir sayıyla çarpacağım mı? Böleceğim mi? Ona bakacağım. Benden istenilen tepkimede H2O'nun katsayısı arkadaşlar 2 iken bana verilmiş olanda da nedir? H2O'nun katsayısı 2'dir. O zaman herhangi bir işleme gerek yoktur. Delta H'ım sadece ters çevrildiği için işareti artı olacaktır. Eksiği de artı oldu. 572. Şimdi ne yapacağız? İki tane tepkimemiz var. Delta H hesaplayacağım ben net tepkime için. O zaman delta H1 artı delta H2 diyeceğim. Delta H1'imizin değeri neydi arkadaşlar? Eksi 1084.
Delta ışıkkimizin değeri ise artı 572 idi. Sonucumuz eksi çıkacak. Eksi 512 kilojüldür diyeceğiz arkadaşlar. Evet, örnek 15'e baktığımızda bana 3 tane tepkime verilmiş ve istenilen tepkimeye bakacağız hemen. Acaba tepkimele ters çevrilen olacak mı ya da herhangi bir katsayıyla çarpacak mıyım? Buna bakacağız. Hemen bakalım. Girene bakıyoruz. H2O gerekli bana. H2O'ya bakıyorum. H2O kaçıncı tepkimede? Üçüncü tepkimede. Tamam. H2O'yu buldum. Benden istenilen de giren de bana verilmiş olan da ise üründe. O zaman ne yapacağım? Tepkime ters çevrilmeli. Yazıyorum şuraya. Üçüncü tepkime ters çevrilmeli. Üçüncü tepkime ters çevrilmeli. O zaman ters çevirdim. Delta H'ımız ne oldu arkadaşlar buradan? İşareti artı olacak. Artı 187,6. Şimdi bakıyorum H2O'nun katsayısı istenilen tepkimedeki bana verilmiş olan da ise 1. O zaman ne yapacağız? Üçüncü tepkime aynı zamanda 2 ile çarpılmalı. 2 ile çarpılmalı. O zaman delta H'ımızın değeri ne yapacak? 2 çarpı 187,6. Evet, sonra bakıyorum. Benden istenen tepkimede H2O üründe, bana verilmiş olanda da üründe. Üründeki katsayısı 2 olacak. Şöyle yazıyorum o zaman. İkinci tepkime 2 ile çarpılmalı. 2 ile çarpılmalı. Delta H'ımızın ifadesi o zaman 2 çarpı eksi 44. Sonra bakıyorum o 2 lazım bana. Öyle değil mi? O 2 lazım bana. O 2'ye de bakalım hemen ara basamaklarda neler gelecek başımıza. Şimdi 3. tepkimeyle başlayalım. 3. tepkime ters çevrilmeli diyor. Yazıyorum ve 2 ile çarpılmalı diyor. Yazıyorum 3. tepkimemi. 2H2O2 sıvı halde. 2 ile çarpıyorum. 2H2 gazı artı 2O2 gazı. Delta H'ımızın ifadesi kaç olacak? Ters çevrildiği için artı olmuştu. 2 ile çarptım. 375,2 oldu. O üçüncü tepkimemizin delta H'ı. Sonra ikinci tepkime 2 ile çarpılmalı dedim. Yazıyorum ikinci tepkimemi. 2H2O gazı. 2H2O sıvısı. Delta H'ımızda ters çevrilme olmadığı için işaret değişmiyor. 2 ile çarptığımız için ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksi 88 mi yapacağız? Eksi 88. Öyle değil mi? Evet. Sonra bakıyorum. Diğer tepkime de herhangi bir değişiklik yok. Öyle değil mi? Birinci tepkimeye herhangi bir değişiklik yapmadık. O zaman 2H2 gazı artı O2 gazı ve 2H2O gazına dönüştü. Delta H'ımızda herhangi bir sayıyla çarpmadım. Ters işlem yapmadım. O zaman ne yapıyorum? Eksi 483,6 olarak karşımıza çıkıyor. Öyle mi? Evet. Şimdi bakalım acaba biz bu tepkimeden istenilen tepkimeyi elde edebileceğiz mi? Taraf tarafa toplama işlemi yapacağım. Mesela 2H2O gaz, 2H2O gaz birbirini götürdü. Sonra 2H2 gazı, evet 2H2 gazı, 2O2, O2. Evet, şimdi buradan bir O2 gidecek. Burada ise bir tane O2'miz kalacak. O zaman şimdi net tepkimeye yazıyorum. 2H2O sıvısı, 2H2O sıvısı artı O2 gazı. Benden istenilen tepkime buydu. Şimdi delta H'ları ne yapacağız arkadaşlar? Toplama çıkarma yapacağız. Hemen hesaplayalım. Şuradan eksi 483,6 eksi 88 ile topladığımız zaman sonucumuz ne yapacak arkadaşlar? Eksi 483,6. Hemen toplayalım. 6, 11, bir halde 7, eksi 571,6 burası. Sonra artı bir de neyimiz vardı arkadaşlar? 375,2'miz vardı. Hemen toplayalım bunu da. 571,6 eksi 375,2. Şurada hemen yine bakkal hesabı yapıverelim. 375,2
eksi şöyle diyelim 571,6. Şuradan yapacağız işlemi. Çıkarıyorum. 6'dan 2 çıktı. 4. 11'den 5 çıktı. 6. 7'den bir onluk almıştık. O zaman burası 9. Ve burası ne yapacak arkadaşlar? Eksi 196,4 kilojul olacak diyoruz. Hesapladık. Umarım matematiksel işlemde bir sıkıntı olmamıştır diyoruz.